Merhaba arkadaşlar, ASK4D'nin bu bölümünde sizlerle en verimli şekilde robot yapım sürecinin planlanmasını anlatacağız. Ben mekanik bölümünden Yiğit. Ben de mekanik bölümünden İdil. Peki biz bu 6 haftalık süreci ilk gününden aşama aşama nasıl çok iyi, en iyi şekilde değerlendiririz? Öncelikle ilk günden başlayalım. Kick-off günü, sezonun tamamen açıklandığı, manual'ın yayınlandığı gün. Öncelikle bugün ilk yapmanız gereken şey bu yayınlanan kural kitapçığını çok iyi bir şekilde baştan sona okumak. Yani bunu sezonun en önemli aktivitesi bile olabilir. Yani gerçekten kuralların hepsine hakim olmanız, beyin fırtınasına başlamadan önce bu kuralların hepsini çok iyi bir şekilde okumanız gerekiyor. Bunun yanında maçın, yani oyunu çok iyi bir şekilde de analiz, yani anlamanız gerekiyor. Bu iki aşama geçtikten sonra beyin fırtınasına başlayabilirsiniz nasıl bir robot yapmalıyız diye. Peki nasıl bir robot yapmalıyız, nasıl karar vereceksiniz? Bu tamamen sizin üretim imkanlarınız ve teknik kapasitenizle alakalı. Eğer çok fazla üretim imkanınız yoksa ya da tecrübeniz yoksa, bütün görevleri yapmaya çalışan bir robot yapmanız sizin için iyi olmayacaktır. Çünkü hepsini iyi yapayım derken hiçbirini iyi yapamayabilirsiniz. Bunun yerine en basit görevleri çok iyi bir şekilde yaparsanız sizin için iyi olacaktır. Aynı zamanda 6 haftalık sürece bütün görevlere odaklanmaya çalışmak, hepsine uğraşmak bazen sıkıntılı gelebilir. O yüzden stratejik olarak sizin bazı görevleri seçmeniz ve odaklanmanız sizin için daha yararınız olabilir. Bunu başlarken hangi görevlere odaklanacağınızı belirledikten sonra bunun üzerine bunları nasıl yapacağınızı, hangi mekanizmaları nasıl şekilde kullanacağınızın beyin fırtınasına başlıyorsunuz. Yani bu herkesin kafasından farklı farklı fikirler çıkıyor. Çeşitli mekanizmalar üretiliyor. Bunları bir sürü fikir üretebilirsiniz ancak bunları önce prototiplemeniz gerekiyor. Yani hangi mekanizmanın nasıl çalışacağını asla tam olarak bilemeyebilirsiniz. Çünkü daha önce bunlar bizim hayatta karşılaştığımız şeyler değil. Her yıl farklı bir mekanizma, her yıl farklı bir oyun modeli geliyor ve bu oyun modeli daha önce çalıştığınız bir şey değil. O yüzden bunun nasıl bir tepki vereceğini ölçmek için prototipleme gerçekleştiriyorsunuz. Prototipleme aşaması bittikten sonra bütün sistemler artık belirlenmiş oluyor ve bu bilgisayar ortamı üstünden ketleniyor. Ondan sonra üretim sponsorunuz tabii ki olması gerekiyor. Bu parçaları kesiyorlar ve size geri gönderiyorlar ve siz montaja başlıyorsunuz. Tabii bu üretim kapasitenize göre uzun ya da kısa olabiliyor bu süreç. Aynı zamanda robotun tasarım sürecine biraz daha bir şeyler eklemek gerekirse, robotu tasarlarken olabildiğince basit mekanizmalar yapmaya çalışmalısınız. Olabildiğince kompleksikten kaçmalısınız. Yani keep it simple mentalitesiyle yürümelisiniz. Çünkü bu her aşamada, yarışma sürecinde de, ürettirirken de, robotu denediğinizde bunun hatalarını ayıklarken de çok fazla sıkıntı yaratacak bir şey. Olabildiğince en basit ama en iyi çalışan mekanizmayı üretmeye ve tasarlamaya çalışın. Yeni fikirler üzerine koyarak yeni fikirler üretmeye çalışın. İlk bulduğunuz fikri çok kompleks bir şey olabilir. O yüzden olabildiğince en basitini bulmaya çalışın. Bu montaj süreci devam ederken ben iki ya da daha fazla gruba bölünebilirsiniz. Bir kısmınız da sahanın kurulumuna başlayabilir. Çünkü yakın zamanda artık robotunuzu denemeye başlayacaksınız. Montaj ve elektronik kısmı bittikten, artık programmerlara robot kaldıktan sonra onlar telok ve otonom kodlarını yazıyorlar. Telok kodu bittikten sonra bu yaptığınız field üzerinde denemenizi tavsiye ederiz. Çünkü belki o sistem prototiplediğiniz gibi çalışmayabilir ya da belki başka sıkıntıları tespit edebilirsiniz robotunuzun üstünde. Bunlar hakkında küçük değişiklikler yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu yüzden de robotun değişikliğe açık bir şekilde tasarlanması çok önemli. Çünkü sonradan robotu montajladıktan sonra üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde bu sizin çok yararınız olur. Ki çok yaşadığımız bir şey. Gerçekten bütün takımların yaşadığı bir şey. Bundan sonra robotun otonomu da yazılırken otonomun birazcık öneminden bahsedelim arkadaşlar. Özellikle mesela bu yılki her yıl önemli bu otonom. Çünkü robot maça 1-0 önüne başlamak demek aslında. 2018 sezonunda mesela otonom yazmayan takımlar ittifak direkt geriden başlıyor. Direkt maçın otonom anından itibaren puan almaya başladığınızı düşünün. Yani direkt maça 1-0 önüne başlamak demek.